Daha şimdi kendisilerde hacca gideriz. Allah'ın ayetleriyle, emirleriyle dalga geçiyor adeta. Yaşandığı zaman da yapacak olduğu tevbe de Allah-u Teala diyor ki, onun tevbesi geçersindir. Hocam, öyle her tevbe kabul olacak diye bir kaydı yok. Hocam, burada şimdi mesela hani son anda ben tövbe ettim deyip de işte o kabul olmaz diyor. Bu mesela insan, bir Müslüman, bir konu üzerinde bir şey, yani bilerek bir yanlış yaptı. Dediğin gibi tövbeyi sona bıraktı, işte kabul olmadı. Bu insanın bütün hayatıyla mı ilgili bu tövbeler, yoksa sadece o konuyla ilgili onun cezasını çekip tekrar... Onunla alakalı. Eğer tabii yaptığı hata şirk veyahut da imandan çıkmayı gerektirecek bir hataysa o tövbede kabul edilmemiştir. Tamam, o dediğin gibi şirk, yani giderse... Yaptığı hataya bağlı. Şimdi nedir mesela? Diyelim mesela ki, zina olayı. Zina yapmış. Niye zina yapmış? Başka bir şey yapmış. Dur. Genelde günler yapmadı, o yüzden. Yok yani, ben... Hocam, konumuzun üstünde ya, o yüzden. Ha, o yüzden. Ha, diyelim ki adam... Ya adam diyelim ki var mı ya, Müslüman yapmaz o işi, başka bir şeyler örnek veriyorum. Diyelim ki adam kıymet etmiş. Ha, ne güzel, kıymet, ne güzel, ne güzel. Adam şimdi kıymet etmiş. Adam kıymet etmiş. Ama yani ondan da tevbe etmeye fırsatı olmadı, adam ölmüş. Kıymet cezasını çekecek. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Ömründe yaşadığı Müslümanlığı, İslam'ı, yaşantısı, iyiliği, kötülüğü ne varsa onlar ayrı. O gıybet cezasından tevbe etmiş vaziyette gitti. Ama adam var. Efendim, lan demiş şu Hristiyanlık nasıl ya? Bir gireyim bir çıkayım demiş. Girmiş ama çıkamadan ölmüş. ne olacak şimdi bu adam? Tevbe etti. Ya ben vazgeçtim ya. O son dakika artık o bitiyor yani. Öyle gidiyor. Hristiyanlara gidiyorsun. İtikat noktasında bir yanlış yapmışsa adam. İman noktasında bir yanlış yaptıysa adam ve tevbe edememişse veya etmemişse artık önceden ne olursa olsun, kim olursa olsun önceki yaptıkların hepsi gider. Oysa yolu kendisi gidiyor. İstanbul'dan çıkarsın yola, kemerini de takarsın, molanı da verirsin 4 saatte bir, hız sınırını da geçmezsin, bütün şartlar uyar yerine, yamazını kılarsın, her şey düzgündü yani. Tamam mı? Gidiyordun, hiç hata yapmıyordun ama son 20 kilometre Samsun'a girerken bir hata yaptın, bir şarampol, araba yuvarlandı, bitti. Yani Allah göstermesin, öldün de. Araba da hurdaya çıktı. Sen şimdi kalkıp da, iyi de ben arkadaş 680-700 kilometreyi sağlam gelmiştim. Son 20 kilometre kaza yaptım. Oldu mu şimdi? Deme hakkı yok. Kaza yaptım, bitti bu iş. Bu iş bitti. Kaza, ölmeseydin kardeşim, öldün. Sağlam geldin, ondan bana ne? Mesele, hedefe sağlam gittin mi? Gittin. Ha yolda plastiğin patlamışsa, şu olmuşsa, şu, o inmeler çıkmalar artık o bir tarafta o hesap. Sonuçta hedefe var abim ben. Ya son anda Hristiyan Müslüman olduysa? Nasıl? Hristiyan son anda işte örneği, işte örneği. Onlar şanslı işte. Onlar uçaktan geliyor direkt Samsun'a. Hiç yol yok. Eğer hidayet nasip olmuş da gelmişse eyvallah. Başın gözün üzerine. Din benim değil kardeşim, Allah'ın dini bu. Yani Cenab-ı Hak istediğini bu dine sokar, istediğine hidayet verir. Adam bugüne kadar nasibi yokmuş, görmemiş, etmemiş ama sonradan... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sonradan Müslüman olanın 2 senesi anadan doğma Müslümanın 10 senesine bedelidir. Öyle yani adam böyle Müslüman oluyorlar. O Hristiyan Müslüman olsun gelsin buraya var ya, o Hristiyan Müslüman olsun gelsin buraya, döner gelirse gelir gider. Ya bu ne ya? Burası Müslüman ülkemizde. Yani bilinçli olarak Müslüman olan insan sonradan Müslüman sorguluyor her şeyi. Diyor ki ya siz nasıl Müslümansınız lan? Niye namaz kılmıyorsunuz? Anam diyor sen nasıl Müslümansın? Niye sakalın yok? Yalan dolan her şey var. Ondan sonra diyor, nasıl Müslümansınız diyor ya. Adam böyle sorguluyor. Diyor ki sizin yaşadığınız İslam'la benim öğrendiğim, içine girdiğim İslam arasında dağlar kadar fark var diyor. Evet öyle. Müslümanız birbirini kuyusuyor. Müslümanız arkadaş namaz yok. Müslümanız niyaz yok. Namaz. Müslümanız at yarışı, it yarışı, kumar her türlü var. Müslümanız zina var. Müslümanız içer. Ben hem içerim hem cumaya giderim. Adam bunları söylüyor. Manyak manyak hareketler yapıyor. Benim içkim ayrı, namazım ayrı. Kimse karışamaz. Lan nereden çıktı bu kanun? Niye karışamaz ya? Ya sen Müslümansan bir Kur'an'lara tabi olman lazım. Kur'an'lar da diyor ki bunu yapmayacak. Ben yaparım arkadaş. Biz Türk'üz. Biz aslan sütünü içmeden duramayız diyor adam. Allah da Allah. Dur seni yakmadan duramaz arkadaş. Bu da seni yakacak. Yani budur. Yani bizim İslam Müslümanlığımız, bizim yaşadığımız Müslümanlık. Ben Kur'an Müslümanlığından bahsetmiyorum. Bizim hayatımızda yaşadığımız Müslümanlığın baştan aşağı yeniden reforma ihtiyacı var. Sıfırdan, al baştan. Öyle bir İslam yaşıyoruz. Akşam işte cenaze olmuş burada. Hoca gelip kadınlardan helaflık aldırmadı. Abi hocam bizim kadınlardan helaflık aldırmadı, o da bize kaldırmadı.
Ya arkadaş, kadınlar neredeydi? Orada yolda. Biz ne yaptık burada? Ey millet, bu cenaze yapmıyor, helal edin, helal olsun dedik. Orada kadınlar da helal olsun deseydi ya. Niye demekti? Biz burada etmeyiz. Burada bizi iddia söyledik, özel o zaman etmeyiz. Yani törensel bir acayip şeyler olmuş, ayinler olmuş böyle. Hocalar kalkmış ve işte hoca gelecek, cenaze omuzunda alacak getirecek. Bak bu cenaze, helal edin. Eğer hoca sormasa öyle helalsiz gitti. Allah. Böyle bir anlayışlar, formal şeyler yani. Acayip acayip törenleri sokmuşuz İslam içerisinde. Adam ölür, öldükten sonra arkasından 43, 7, 60 bilmem ne okunacak. Adam diyor ki lan ben öldükten sonra nasıl arkamdan okuyacak diyor. Hadi eyvallah, rahat rahat. Böyle bir inanışlar olmuş. Böyle bir şeyler yok. Bunlar hep bir kendimiz üretmişiz, türetmişiz. Ondan sonra da başlamış, onlar İslam'mış, bir sarılmış sonra. Şimdi birisi kalkıp bunu yanlış dediği zaman adam linç ediyoruz, linç. Adam ölüyor, alıyoruz omuza, gidiyoruz, evine gidelim hocam, bir helallik alalım. Lan ne yapacağız evinde, kim var? Karısı var evinde, gelsin buraya. Veyahut da gelmesine gerek yok. Yani cenazeyi yanına götürdüğü zaman mı helal ediyor bu? Yani kadın kocasının hakkını helal etmişse etmiştir canım. İlla benim sormama, benim duymama gerek yok ki. Ben sorgusal meleği değilim ki. Ey millet, sen ettin, sen, bak göreceğiz, sen. Hadi bak, sesler değil. Adamlar tek tek soracak. Benim şey yok ya. Hocam diyor, bir de şey gidelim, kahveye gidelim. Niye? Kahveye çok takılıyordun, oradan da bir helal edelim. Ya adam işim var, çok ağır nasıl geçiyor? Allah Allah yani. Bir şey yapmıyor ki. Bir adam çok çarçal. Abi adam bir türlü kabine götüremiyoruz. Adam bir türlü mezarlığa gidemiyor. Hayatında bu kadar gezmiş gibi yok. Yani. Oradan oraya, oradan oraya, oradan bir el aldık. Burada eski karısı vardı, burada anası vardı. Ya şey bak, meseleye bak şimdi. Ya bunlar cehaletten kaynaklanıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Felçli anası var evde, inemiyor aşağı, getiriyorlar onu oraya, orada helal olalım. Ya arkadaş, annesi buna hakkını helal etmişse etmiştir zaten. Evet. Cenazeyi onun ayağına götürmenin bir anlamı yok. Cenaze oraya gidip de orada sorulduğu zaman helal olur yoksa olmaz diye bir anlayış yok. Ama öyle bir yerleşmiş, öyle bir anlayış olmuş ki aha geçen akşam kadınlar orada. Bu kadınlar fabrikaya giden adamların yanında çalışırlar. Bu kadınlar pazara giden adamlara omuz vererek geçerler. Bu kadınlar düğünlere giden adamlarla halay çekerler. Buraya cenaze namazına gelince iki adım bu tarafa gelmezler. Haram, çekil mi yana? Hoca gelsin bizim ağzını yana. Ya acayip bir şey yapmışız yani. Kadın yolda gezer, kadın düğüne gider, hiçbir şekilde sakınmaz. Ulan hocaya geldim, hepsinin örtünmesi gelir. Ya o neden yapmam? Hocaya geldim, hepsinin kapanası gelir. Hocam siz var değil de orada o yüzden yani. Size şimdi görünmez hocam, Allah'a değil. Arkadaş benim günahımdır ya, millet herkes izliyorsun, ben de izleyeyim. Bana geleceğini yapma. Düğüne gidersin, 40 bin yabancının önünde oynarsın. Düğüne gidiyorsun, 40 bin yabancının içerisinde oynuyorsun arkadaşım. Bu dini yakışıyor mu sana? Bu bir Müslümana yakışır mı? Yakışmaz. Yani daha önce anlattım size, adam düğünde karısına aşık oluyor. Diyor ki lan şu karıya baksana diyor abi. Lan diyor o senin karın, yapma ya. Hakikaten diyor, anam ne kadar dikmiş ya. Bir makyaj, bir oje, yeni yeni elbiseler. Adam daha görmemiş elbiseleri. Düğün için almış. Yani bunları yaşıyoruz biz. Ondan sonra camiye, Ramazan'a, teraviye gideceğiz. Üst kata büyük büyük perdeler gelin. Lan kapatın, kimse görmesin. Ya ne oluyor sana ya? Az önce dışarıda çıplak geziyordun. Minnet etmem mi ya? Açık mı açık baş falan. Evet. Şimdi camiye geldin, perde merdi, karanlık olsun, arkaya göstermesin bilmem. Ya cemaat diyorum, sağa mı bakıyor? Yani örtü camide, örtü imama karşı, örtü Kur'an'a karşı, bitti. Onun dışında gelkenler fora. Onun dışında, iş yerinde mi? Açın, saç önemli değil. Erkek arkadaşım, teyzemin oğlu, amcamın kızı, sorun yok, açalım. Bir sıkıntı yok. Ama hoca mı? Kafanı kafanı hoca geliyor. Al kendine gidiyorum. Çağırıyorlar beni Kur'an okumaya. Abi yani çok enteresan yani. Şöyle mini bir etek giymiş. Oturuyor karşıma. Yine gittiği zaman hoş beşli bir sorun yok. Hepsi paşacı. Ay hoş geldiniz, hoş bulduk filan. Tamam oturduk iyi güzel. Ne zaman Erhamdül Mesele'yi çekiyorum. Bunlara bir şey oluyor. Birisi ayağının başını kapatıyor. Birisi eteğine başlıyor asılmaya. Habire eteği uzatmaya çalışıyor. Bir yandan başını düzeltiyor. Bir yandan eteği çekiyor. Arkadaş ya bu örtü emri. Yani bu örtü emri normal şartlarda yok mu? Yok mu arkadaş? Kur'an okunduğu zaman kapan. Mezarlığa gittikleri zaman kapkara şeyler. Şimdi siyah da gözlükler böyle. Kapkara her şey. Aynı Hristiyanların mezarlıkları gibi oldu mezarlıklarımız. Adamı gömdük mü? Toprağa attılar mı? Hemen çıkarıyor dedim. Açın tam. Hayır. Gömdük. Tamam.
Onun için bak bunları niye anlattı? Sonradan Müslüman olan insanlar sorguluyorlar, adam gibi Müslümanlığı yaşıyorlar. Sonradan Müslüman olup da 2 sene yaşayan adamın Müslümanlığı, bugünkü bizim kuru Müslümanların 10 senesine bedeldir. 10 senesinden daha hayırlıdır. Bizim yaşadığımız Müslümanlık, lahana gibi Müslümanlık işte. Öyle maalesef öyle ya.